Yedinci sorumuzla devam edelim arkadaşlar. Elma, ayva ve kiraz ağaçlarından oluşan A ve B bahçelerinin yer aldığı bir arazi ile ilgili olarak aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Bu arazide bulunan toplam ağaç sayısının A ve B bahçelerine göre dağılımı şekil 1'deki, ağaç türlerine göre dağılımı ise şekil 2'deki dairesel grafikte gösterilmiştir. Bu arazideki ayva ağaçlarının toplam sayısı 80'dir. A bahçesinde bulunan elma, ayva ve kiraz ağaçlarının sayıları birbirine eşittir. Bu verilere göre B bahçesinde kaç tane kiraz ağacı vardır? Dairesel grafiklerde 360 derece üzerinden yorum yapacağımızı biliyoruz. Her bir kısım sahip olduğu derece ile doğru orantılı olarak gelmiş olacak. Mesela burada A bahçesi ve B bahçesi var. Biri 135 derece ile gösterilmiş. 360 eksi 135'ten B'ye de 225 derecenin geleceğini söyleyebiliriz. Yani A 135 derece ile doğru orantılı. B de 225 derece ile doğru orantılı dediğimiz için bölüm durumunda yazacağız. Yani A bölü 135 eşittir B bölü 225 5 eşittir bir orantı sabiti demiş olacağız arkadaşlar. Burada 135'i ve 225'i sadeleştirerek de ilerleyebilirsiniz. Hiç sadeleştirmezseniz burada A'nın size 135 k'yi, B'nin de size 225 k'yi vereceğini söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Ama her zaman şu şekilde yazmayıp şu şekilde de ilerleyebilirsiniz. Mesela e, buraya 225 kaldı ya. burada 135 var. 135 45'in 3 katı. 225 de 45'in 5 katı olarak gelecektir. O zaman o 45'leri bir kenara koyarsınız arkadaşlar. Yani siz A'nın e, 3 ile doğru orantılı olduğunu, B'nin de 5 ile doğru orantılı olduğunu söyleyerek daha küçük sayılarla da ilerleyebilirsiniz. Aynı mantığı o zaman burada yürütelim. Şimdi kırmızıda 90 derece var. Mavide 90 150 daha 240 yapar. 360-240'den eksi 120 derece. Burada ise zaten 150 derece gelmiş oluyor. Bunlar da hep 30'un katları olarak gelmiş arkadaşlar. Yani normalde şöyle yazacağız. Bakın E bölü 90 eşittir. A bölü 120 eşittir. Ee, K bölü 150 bunu da bir orantı sabit olan M'ye eşitleyeceğiz. Burada K'yi kullandık burada M'yi kullanalım arkadaşlar. Yoksa karışabilir. Burada da dediğim gibi sadeleştirerek ilerlemek daha kolay olacaktır. Yoksa buradan K eşittir 150 M, A eşittir 120 M, E eşittir 90 M diyerek ilerleyebilirsiniz. O zaman 30'un katları oldukları için bunu 30'a böldük. Buradan aslında 3 M tane elmanın olduğunu, 30'a bölünce buradan 4 M tane elmanın olduğunu, 30'a bölünce burada da 5 M tane elmanın olduğunu söyleyebiliriz. Şunların toplamı da bize toplama ağaç sayısını verecektir. Bu ne yapar arkadaşlar? 8K. Bunların toplamı da toplam ağaç sayısını verir. Bu da bize 12M'yi vermiş olur. O zaman biz burada 8K'nin neye eşit olduğunu söyleriz? 12M'ye. Ben burayı 4'e böldüm. 2K geldi. 4'e böldüm. 3M gelmiş oldu. Buradan 2K eşittir. 3M'yi yakaladığımızı görüyoruz. 2K eşittir. 3M gibi bir eşitlik gördüğümüzde 3'ü bu tarafa 2'yi bu tarafa alıp buraya 3X buraya da kaç X diyecektik? 2X. O zaman K yerine 3X, M yerine 2X yaz yazabiliriz. Şuradaki 3K'miz o zaman 3 kere 3'ten 9X gelir. 5K'miz 5 kere 3'ten 15X gelmiş olur. Buradaki 3M'miz 3 kere 2'den 6X gelir. 4M'miz 4 kere 2'den 8X. 5M'miz de 5 kere 2'den 10X gelir. Bakın tamamı 24X tamamı 24X gelmiş oldu. Şimdi iki tarafı birbirine Eşitlemiş olduk arkadaşlar. Diyor ki bu arazideki ayva ağaçlarının toplam sayısı 80'dir. Yani şuradaki 8x bulduğumuz değer 80'miş. Buradan x'imizin 10 geldiğini görüyoruz. x'imiz 10'sa 10x'imiz 100 olarak gelecektir. 6x'imiz 60 olarak gelir. 9x'imiz 90. 15x'imiz de 15 kere 10'dan 150 olarak gelmiş olur. A bahçesinde bulunan elma, ayva ve kiraz ağaçlarının sayıları birbirine eşittir. A bahçesinde 90 tane ağaç varmış. Her birinin sayısı birbirine eşitse 90 bölü 3'ten bundan da 30 tane, bundan da 30 tane, bundan da 30 tane gelmiş olur. B bahçesindeki kiraz ağacı sayısı sorulmuş. Toplam kiraz ağacı sayımızı burada 100 olarak bulmuştuk. Bunların 30 tanesi A bahçesindeki kiraz ağacı ise 100 eksi 30'dan 70 tanesi de B bahçesindeki kiraz ağacı sayısı olarak gelmiş olur doğru cevabımızın E şıkkı olması gerekir. Bence tam sınav ayarı güzel bir soru. Umarım çözümde açıklayıcı olmuştur.